Muhterem kardeşim, bizim eskiden beri büyüklerimizin öğrettiği bir şey vardır. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. Biz bir şey isteriz, murad ederiz. Meydana gelmesi için çaba gösteririz. Efendim çalışırız, gayret ederiz ama sonucu yaratan Allah'tır. Biz bir şeyi çok isteriz ama Allah sonucu yaratmayabilir. Başka bir şekilde yaratabilir. Bizim muradımıza uygun olmayabilir. Onun için eee yanlış hatırlamıyorsam Kehf suresinde Cenab-ı Allah evet, buyuruyor efendim. ki inşallah deyin diyor. Yani diyor ki işinizi yapın ama yine inşallah kelimesine bağlayın Allah dilerse demektir öyle değil mi? Allah'ın dilemesine bağlayın. Bizim her şeyimiz Allah'ın dilemesine bağlıdır. Hiçbir şeyimiz Allah'ın bilgisinden ve iradesinin dışında değildir. O açıdan elbette ki biz işimizi yapacağız. Ama inşallah da diyeceğiz. Burada kardeşimizin aslında bu sorusundan aklıma bir şey geldi. Toplumuzda şöyle bir şey var. İnşallah dediğimizde biz bu kelimeyi o kadar yerinden, makamından uzaklaştırmışız ki... ...Allah göstermesin çok kötü bir noktaya götürmüşüz. Yani inşallah denildiğinde sanki bu iş olmayacakmış gibi... ...yani bu işi yapmayacakmışız gibi bir hava vermişiz. Şimdi siz bana diyorsunuz ki e, hocam bu akşam programa gelecek misin? Ya yani inşallah gelirim yani yani gelmem gibi bir edayla söylüyorum. Eğer böyle bu dersem işte bu yanlış olur. Halbuki tam tersi inşallah geleceğim. Yani ben iradem, e, kastım, azmim tam ben geleceğim. Ama takdir ilahi yolda bir husus olur gelemezsem Rabbimin meşiyetine bağlıdır, iradesine bağlıdır, isteğine bağlıdır. Buradaki inşallah ifadesi sadece bu nokta ile alakalıdır. Bir de inşallah kelimesiyle alakalı bir husus daha var, malumunuz. Hadis-i şerifte de var. Dua ettiğinizde sonlu inşallah demeyin. Yani isteyin Allah'tan. Yani orada kesin isteyin. Orada kesin hocam. isteyin. Yani ya Rabbi bana ver. Ya Rabbi ee, sağlık ver, sağlık ver, ver, afiyet ver. İnşallah demeyin. İşte orada inşallah demeyin. Yoksa onun dışındaki yapmak istediğiniz e, normal hayatınızda e, şeylerde inşallah deyin.